Üstüm oldu mu üstüm? Oldu birkaç. Saçımı düzelt, saçımı. Jöle var mı sende? Ne jölesi? Oldu tamam işte. Baba, bana bunu ver. Çok güzel oldu. Tamam, sen biraz avladın, yanına git bakayım. Durum nasıl? Yani iyidir değil mi? Yani zaman geçti, iyidir artık yani. Biraz daha sabredin. Az sonra burada olacak. Tamam peki. Ben de ne zaman şişleneceksin diye merak ediyordum. Sesim bu kadar çok çıkarsa. Siz asıl şimdi görün ses nasıl çıkarmış. Ölüyordum ya. Böyle kalacak mı sanıyorsunuz? Bir buradan çıkayım da. Ama memnun edemedik seni burada yani. Sen bilirsin. Ama yerine geri dönemezsin. Neden? Yine nereye götürüyorsunuz beni? Savcılıktan yazı almış kocam yaralandı diye. Kirkir ve Mahsun toplu görüşme. Çocuklarım mı? Duru! Yaz! Memur Bey. Evet. Melek için değil mi? Bilgi vermiyorlar. Nasıl oldu? İyileşecekmiş. Ama boşuna uğraşmayın. Kimseye göstermiyorlar. Ali abi savcılıktan izin aldı. Özel bir durum var diye. Sadece aile görebiliyor. Kadın zaten hapiste. Bir şey saklamak istemeseler, niye temelli susturmak istesinler? Başkan mı? Yani başkan mı yaptırdı demek istiyorsun? Sadece Kerim'in bıçaklanması değil bu olay Halil. Orada o gün bir şey oldu belli. Başkan o olayı saklamaya çalışıyor aslında. Ne kadar büyümüşsün sen. Saçın da güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş bebeğim saçın. Çok yakışıklı oldum o zaman. Gelecek misin artık eve? Tatlım, ben şimdi gelemem. Ama seni çok özledim ben biliyor musun? Melek, yaraların nasıl? Doktorlar ne diyor? İyi canım, iyi. Sen ben yokken ablanın sözünü dinliyor musun? Hı? Erken yatıyorum, sütümü içiyorum, boyama kitaplarımı da bitirdim hep. Aferin benim akıllı olmam. Aferin sana. Sen nasılsın Duru? Melek, söylesene doktorlar ne dedi, yaraların iyi mi? Hadi. İki dakika. Tamam. Küs müyüz hala? Duru hiç mi özlemedin beni? Hayır. Çok kızgınım sana anne. Çok kızgınım. Seni hiç affet. Yaptılar sana. Yok bir şey. Geçti. Siz geldiniz geçti. Siz geldiniz geçti. O adam mı yaptırdı? Hangi adam? Söyledi bize. Sana bir şey yapacakmış. O başka. Yok canım. Nereden çıktı? Burada kavga çıktı. Ben de arada kaldım, ondan oldu. Merak etme sen. Hiçbir şeyim yok benim.
Nerede yok anne? Her yerin yara. Öldürecekler seni. Şşt. Şşt. Neler söylüyorsun sen? Nereden çıktı? Geçti her şey. Tamam mı? Geçti her şey. Kocası burada çocuklarla. Susmadı. Savcılığa vermiş, soruşturma açılacak. Hallet. Bir süre hiçbir şey yapma. Ortalık durulsun. Başkanım ben üstüme düşeneyim. Süreyya. O kadın şu anda çocuklarıyla mı? Evet başkanım. Üstüne düşeni yapamadın demek ki. Borcun baki. Bitti görüşme falan. Götürün Meri'yi koca. Melek sürende oldu. İki dakika daha. Ne olur. Tatlım, bak ne diyeceğim sana. Benim bu hastanede biraz daha kalmam gerekiyor. İyileşince geleceğim, tamam mı? Hediye verecektim, verdirtmediler. Babacığım, verirsin daha sonra hediye, tamam mı annene? Gel şimdi ablanın yanına git. Hadi babacığım. Uslu çocuk ol, tamam mı? Gel babacığım. Gel. Seviyorum seni. Gel babacığım. Hadi gel, daha sonra gel. Hadi bebeğim. Gel babacığım. Hadi, hadi bebeğim. Hadi babacığım. Gel, gel oğlum. Doktorlar ne dedi? Yaralar nasıl, iyi mi? Ali, bırak onu. O adamın benim çocuklarımın yanında ne işi var? Ha? Ne yapıyorsun sen Ali? Her şeyi hallediyorum ben. Halletmeyeceksin. Banyodaki dolaba baktın mı? Gördün mü kanı? Anladın mı Ali? Ha? Beni durdurmak için yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Ali bak beni dinle. Dinlemeyeceğim. Yapmayayım diye söylüyorsun. Gerçek bu. Gerçek bu. Nasıl korkuttular seni böyle? Nasıl korkuttular ki bana yalan söylüyorsun? Neler yapıyorlar sana burada? Ondan değil. Yeter. Yaraladılar seni. Sana yalan söylüyorlar. Artık ne söylersen söyle umurumda değil. Melek, az kalsın ölüyordun. Seni buradan kaçıracağım. O kadar. Melek, tamam abi. Hayır. Hayır, bunu yapmayacaksın. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Sakın. Ali yapmayacaksın. Nasıl Melek? Araştırıyorlar mı? Bir dakika gelir misin? Bir şey yapalım Özgür. Öldürüyorlardı anneni. Sen daha çocuksun cadı. Ne yapacaksın? Bir şey soracağım sana. Bu Kerem'in çocuğu yok mu hiç? Var galiba, bir oğlu var. Ne oldu, niye soruyorsun? Hiç. Öylesine sordum. Hadi gidelim şuna. Gel bakalım. Ozan Bey. Bize yardım ediyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama bu işle neden bu kadar ilgileniyorsun? Ne demek o şimdi? İlgilenmeyeyim mi? Kaderine mi terk edelim Meleği? Kaderine terk ettiğimi kim söyledi ki? Bir dakika, bir dakika Ali Bey. Polisim ben.
Bir adalet var, onun peşini bırakmayacağım. Bu kadar basit. Ben de karımın peşini bırakmam. İyi. İkimiz de uğraşalım o zaman. Hangimiz ne yapabiliyorsa. Ben yapacaklarımı yapıyorum zaten. Ağzını açma Halil. Kerim'in kliniğine gidiyoruz. Bu sefer bir şey bulmadan çıkmayacağım oradan. Biri bana baksın, kimse yok mu? Biri bana baksın. Bana bak göbekli zilli. Ne ifade verdin? Hı? Bak doğruyu söyle, boğmayayım seni. Akrep meleği deşti dedin değil mi? Doğru ifade verdin değil mi? Biri bana baksın. Ya Melek, bir sus be. Kafa bu kafa. Bu da kalp zorba. Anne kalbi. Çocuklarım beni bu halde gördüler. Bunun hesabını sormayacak mıyım ben? Sen yine başlamayacaksın değil mi? Yaz Duru, yaz Duru, yaz Duru. Benim sonuç çıkma oldu. Sonuç çıktı mı? Bilgi verin lütfen. Geldi bile. Ama ondan önce bu var. İmzala. Bu ne? Çocuklarından hediye. Nerede hediye? Fare. Abla kusura bakma. Çıkardım kutusunu ama kızmazsın inşallah. Ya yok, önemli değil. Ne hediye? Al bakalım. Burada serbest mi? Yönetmeliği oku işte, orada yazıyor. O da arkadaşların kabul ediyorsa izin var. Zorba, sen daha çok duyacaksın benim çocukların adını. Niye? Tanıştırayım. Yağız. Duru. Yeter, bitti. Ne oluyor? Abi ders vers bitti, hazırlıklar bitti. Planını anlat çabuk. Karımı hemen kaçırmam lazım oradan, hemen, şimdi. Evet abi, anlat. Tarifi dinle. Bak, en dışta gözetleme kuleleri. Yani oradaki elemanları etkisiz hale mi getireceğim abi? Bu. Nah getireceksin. Memur değil oğlum onlar. Asker, asker. Hepsi zımba gibi. Hiçbirini uyutamaz. Ne? Kameralar. Kameralar, tamam. Tamam, nasıl onları mı etkisiz hale getireceğim? 48 kamera. 4 memur her an izlemede. Birini uyutsan öbürü uyanır. Yani atlatamazsın kimseyi. Tamam abi, kameraları da mı geçtik? Peki nasıl yapacağım? Ve nöbetçilerin odası. Ha, okumuştum, hatırlıyorum. Sen bir kere öyle kaçmışsın. Yani gardiyanla yer değiştirdin değil mi? Eskiden birinin üniformayı kaptın mı tamamdı. Ama şimdi göz tarama sistemi var. Kimsenin gözünü oyamayacağına göre. Evet abi, nasıl olacak o zaman? Olmayacak. Benim zamanımdaki gibi değil işler öğretmen. Bu demir bahçe kimse kaçmasın diye yapılmış. Abi ne diyorsun o zaman sen ya? Demir bahçeye girmenin bir yolu yok. Peki abi, sağ ol. Neredesin sen iki gündür? Hele bak, milletin çocuklarını falan kaçıracaksan yardım etmem sana. Ne oldu o Tayfur'la? Tamam, sonra konuşuruz. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Ne olacak? Bana kızdı. Ama gerisini dinlemedi.
Diyecektim ki Demir Bahçe'ye giremezsin ama... Yalnız buraya girebilirsin. Nasıl yani? Anlat. Bak. Cezaevi lojmanları. Bitişikte. Düşündüğüm şey mi planlıyorsunuz siz? Sonra? Bak. Aldığın sahte kimlik Mete Deren. Kimlikler? Boşuna o isme çıkarttırmadım kimliği. Adam cezaevi lojmanlarında hizmet veren bir temizlik şirketinde çalışıyor. Sürat temizlik. O adamın yerine gireceksin ana kapıdan. Tamam, geç bakalım. Lojmanda Adem'e olacaksın. Var gücünle çalışacaksın. Ama öğle arası olup da millet yemeğe çekilince... ...kazan dairesine ineceksin. Bir saatin var. Yani abi, buradan buraya tünel mi kazacaksın? Tünel mi kazacak hapishane? Filmlerde olur sanıyordunuz değil mi? Açın internete okuyun. Kaçışların çoğu hala tünelli olur. Başka türlü giremezsin içeri. Kaloriferci bile resmi sınavla alıyorlar artık. Ali, çok tehlikeli, yakalarlar. Bak. Lojmandan hapishaneye tünel kazacaksın. Her akşam iş çıkışı kazdın, topraktı, taştı, ne varsa konteynerlere atacaksın. Senin hızınla tüneli bitirmek tahminen 2 ay. Sonra? Tünel bitecek. Sen söyle. Kaç dakikan var sonra? 20 dakika. Sonra verelim ortalığı ateşe. Şimdi sıra Melek'te. Kargaşadan faydalanıp kaybettirecek kendini. Kaldı 15 dakika. Melek yetişmek zorunda. Sonra da kavuştuk yani, öyle mi? Baba, delirdiniz mi ya? Yakalanacak. Meleğe bakar. Çıkarabilecek misin onu tünelden? Panik hata yok muydu? Yok, hallederim ben onu. Hallederim, önemli değil. Yalnız şimdi küçük bir sıkıntı var. Ne? Sen bunların hiçbirini yapamazsın. Çabuk, 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 çabuk! Yapar, yapar ama siz çıkana kadar meleğin yokluğunu fark ederler. Sıkıntı o işte. Melek, melek nerede? Ana kapıya haber ulaşana kadar çıkmanız gerek. Kaldı 5 dakika. Geçeceğim adam, Mete Deren. Heh. O adamın ne günahı var? Evet usta. Şimdi ben bu adamın işini elinden alacağım. Sonra da gidip karımı kaçıracağım onun kimliğiyle. Ama sonra bu adama ne olacak abi? İşte o soruyu sormayacaksın Ali. O adamı çok pis harcayacaksın evlat. Karını kaçırmak için o temizlik şirketinde işe girmen lazım. İftirayla
Mete'yi işten attırıp onun yerine gideceksin lojmana. Başka yolu yok. Hazır mısın? Değilim. Hazır değilim. Ama yapacağım. Rapor tamam. Savcıya verildi. Sonuç. Bir mahkumu zorla tahrik edip boğuşma sırasında saldırıda bulunarak yaralanma. Bir ay yemekhanede çalışma cezası. Bir de ceza mı alacağım? Ertelendi, ertelendi. Merak etme, korkma. Rica ettim. Yazık yaralı dedim. Ya ben saldırıya uğradım. Doktor gördü yaralarımı. Görmediniz mi? Doktor hanımın raporu. Kolundaki yara saldırıda bulunurken kolunu kaldırınca... Sizi tehdit mi etti? Yüzüme bakın, sizi tehdit mi etti? Ben kimseyi tehdit etmem. Sadece insanlar bana bakınca ne yapmaları gerektiğini anlarlar. Zeliha. O gördü. Şahit. Zeliha Melek suçlu dedi. Okuyayım mı ifadesini? İstemez. Ben anladım. Akrep. O da aldı mı aynı cezayı? İyi. Erteleme falan istemez. Gönderin beni yemekhaneye. Sizin cezanızdan da, akrepten de korkacak değilim. Önce barışın. Akrep. Barışın dedim. İzleneceksiniz. Çıkarken de üstünüz aranacak. Dolayısıyla kesici aletlerle evcilik oynamayı aklınızdan çıkarın. Hadi Melek, sen koğuşa. Birazdan aldıracağım seni. Ne lan bu? Dün cenaze namazını kılıyorduk, şimdi elini mi sıkacağız karının? Bab, kim olduğunu unutma. Alırım seni hücreye. Meleği yıkmak mı istiyorsun? Sevdiği bir şeye zarar ver. Bir insanı en iyi öyle vurursun. Sevdiklerinden. Halil, burada bir şey var. O gün burada bir şey oldu. Amirim, herkesle ikinci kez konuştum ama burada bir şey yok. Ne yapacağız? Bari bir dilek tutalım da bir delil falan çıksın karşımıza. Şu kim? O mu? O şey, temizlikçi kadın. Adı Nuran Aydın. Daha önce de sorguladım ama hiçbir halt çıkmadı. Kolay gelsin. Sağ ol. Bana bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim ama. Kerim Solmaz olayıyla ilgili mi? Bir şey mi biliyorsunuz? Burada olmaz.
daha delil istersem sana dilek tutturacağım. Ali miydi? Ali Bey, eğitimli hoca adamsınız. Niye temizlik işi istiyorsunuz? Şimdi benim iki tane çocuğum var müdür bey. Bizim maaşlarımız da malum yetişmiyor. Çalışmam lazım. Kalifiye eleman sorun oluyor sonra. Sigortaydı, haktı filan derken almıyoruz biz. Yok, ben istemem. Benim zaten sigortam var. Ben sadece çalışmak istiyorum. Ne kazanacaksınız ki burada? Yani olduğu kadar. Nasıl olsa ek iş yani. Olmaz Ali Bey, nasıl olsun? Bir üstünüze başınıza bakın. Bu halinizle yer mi sileceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben pırıl pırıl yaparım. Ne var ki çalışsın? Ali Bey, ne yapıyorsunuz? Ha, Ali Bey, rica ederim. Efendim? Tamam, anladım Ali Bey. Tamam, anladım. Müdür Bey, ihtiyacım var bu işe. Bakın, eğer bir yanlışım, bir hatam olursa hemen beni kovun. Yeter ki bu işi bana verin. Arkadaşlar, bir bakın. Yeni eleman aldık. Gösterirsiniz ne nerede? Tabii müdürüm. Bugün başlayacak. Size emanet. Hadi kolay gelsin. Sağ olun müdürüm, sağ olun. Hayırlı olsun. İlk temizlik işin mi? Evde falan yaparım iş ama. Her yeri ben temizlerim yani. Biliyorum, sorun yok. Ha. Ver bakayım şuradan leke çıkartıcıyı. Sen hiç yapmadın değil mi temizlik falan? Ha? Hayatımda hiç toz bile almadım. Neyse, hallederiz, tamam. Şimdi bugün beraber çıkarız işe. Tuvaleti ben alırım. İlk günden sana zor yerleri vermeyeyim. Sen kolay yerleri halledersin, tamam mı? Ya teşekkür ederim, eyvallah. Her şey için çok sağ ol, teşekkürler. Benim ismim Ali, öğretmenim. Öyle mi? Tekrar hayırlı olsun hocam. Ben de Mete. Evet. Sağ ol, eyvallah. E hadi git giy. Hadi. Korktum diyemedim. Ama yeminle yük oldu burama. Her gece rüyamda görüyorum. Tamam, korkmayın. Biz sizi koruruz. Ne biliyorsunuz? Bu adam musallat olmasın sonra bana. Hangi adam? Bakın Nurhan Hanım, tam olarak ne biliyorsanız onu söyleyin. Olayın günü. Kerim Bey'in ofisinde ben bir takım sesler duydum. Ne gibi? Kavga. Bir adam çok fena bağırıyordu Kerim Bey'e. Seni ilgilendirmez, yeter! Çık git artık, yeter! Yeter artık, çık git! Bir adam dedi, o ne yaptı? Giderken duydum anca. Başka biri vardı odada. O da bağırdı Kerim Bey'e. Bitireceksin kendini dedi. Bittin sen diye bağırdı, tehdit etti doktor beyi. Kim olduğunu görmedin mi? İyi düşün. Yok, korktum. Ürktüm ben, ne bileyim. Tek adamın sesini duydum ancak. Halil, çabuk ofise git. Şu kamera kayıtlarını geri çıkarsınlar dosyadan. Kim girmiş, kim çıkmış tekrar bakacağız, tamam mı? Yürü. Bu dediğini resmen de der misin? Eğer bir şey bulursam, bana ifade verir misin? Yaklaşıyorum sana Kerim. Ayfur, arkadaşın geldi okuldan. Arkadaşım mı? Hı hı, almadım içeri, dışarıda bekliyor. Oğlum musun sen Kerim Solmaz'ın? Evet. Merhaba, Duru ben. Sen kimsin? Dedikleri doğruysa... babanı bıçaklayan kadının kızıyım. Git dedim. Ya bir dakika. Gelme bir daha. Ne yüzle geldin? Katilin kızı. Annem yapmadı. Bana ne senin annenden? Benim babam ölüyor. İnşallah iyileşir baban. Dua edeceğim, söz. Sen de bana yardım et ama. Yardım mı? Bir de sana yardım mı edeceğim? Bir
Büyüklerin bir şey yapacağı yok. Biz bir şey yapalım. Bir yanlışlık var. Ortaya çıkaralım işte. Lütfen bana yardım et. Gelsene sen benimle. Bak. Bak babamın haline. Bak dedim. Şu düğmelerden birine bir bassam, bitti. Akşama babam ölür. O zaman senin duan işe yarayacak mı? Bas ki şimdi. Yoksa hemşireyi çağıracağım. Hadi alın yiyin bakalım. Duru. Duru. Söyle bakayım. Duru. Zorba, bak bu sarı oğlan konuşacak, söylemedi deme. Sen yine yemek mi pişireceksin? Hı? O Zeliha nankörü de yardım edecek mi sana? Ha Melek? Nerede o ya? Bilmem. Görmedim ifadesinden beri. Bak sen de üstüne gitme kızın. Mecbur kaldı, ondan yaptı. Yoksa bana zarar vermez o. Hı? Abla vallahi yapamam. Al şunu. Sok lan onun cebine. Abla ne dediyseniz yaptım zaten. Bir yalan ifade verdim. Ne yapayım başka? Seç. Yoksa doğurunca çocuğuna mı içireyim o elindeki? Ha? Abla sakın. Ne yapayım? İçireyim mi? Tamam abla. Yapacağım. Aferin. Çocuğun yaşasın istiyorsun. Hadi hemen ver o zehri kuşuna. Hadi. Koş. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Kimse bilmiyor hiçbir tabip şu yarama.
Yalcan, bal dök yala, eline sağlık be. Eyvallah, sen göstermesen yapamazdım, sağ ol. Ayıp ettin hoca ya. Şimdi yarın öbür gün sen bana lazım olsan yardım etmeyecek misin? Ha? Edeceğim tabii, ederim ederim, yardım ederim. Hadi üstümüzü değiştirelim, servis gidiyor, hadi. Eyvallah, geliyorum. Alo, kedi yaptım. İşe aldım. Bu Mete ile de arkadaş oldum. Aferin benim öğretmenime. Şimdi onunla çıkıyorsun değil mi? Muzo'ya söyleyeyim de hazırlansın. Bir dakika, bir dakika. Ne Muzo'su? Muzo ne yapacak ya? Seni o adamın evine sokacak. Abi adamın bir şey yapmayacak değil mi? Bak böyle olmaz. Bunun başka bir yolu yok mu? Yani bu adama dokunmayalım. Yazık bu adama. Kurban olmadan zafer olmaz evlat. Çok mu sevdin adamı? Öyleyse iyi kolla. Neyi kollayayım? Ne yapacak ya adama? Muzo geliyor. Bak sakın dokunmasın, öyle olmaz. Dinle beni kedi. İyi geceler genç. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Servis burada hocam, hadi. Dur dur bir dakika. Ne oldu ki? Beraber gidelim, yarımdan ayrılma ya fazla. Hocam ne oldu? Senin rengin sapsarı oldu ya. Yok ya, şeyi arıyordum. Benim bakıcıyı da. Ha çocuklar. Allah bağışlasın. Kaç tane var hocam? İki tane. Ben bakıyorum da. Anaların nerede? Uzakta. Ha. Anladım. Benimki de uzakta. Allah rahmet eylesin. Ne oluyor ya? Birader yol benim, hala geliyorsun. Bak geri. Bak. Ne diyorsun lan? Sen alacaksın oğlum. Bir dakika. Ne oluyor ya? Bir dakika, bir dakika. Mete bir dakika, sen git be. Lazım abi. Dur koca şunu geri. Abi koca adamlar. Yapma kardeşim. Ne diyorsun lan? Dur. Sen ne diyorsun? Lan sen. Çekil lan sen. Çekil lan. Dokunma ona. Tamam. Bana bak, bu böyle olmaz. Kimin yanına geldiysen oraya git. Sen anladın. Bir şey yaptın mı lan? Yardım abi. Mete. Ya sabahtan beri canımız çıktı zaten. Mete buraya gel. Geç tamam kardeşim, tamam. Hadi. Tamam önce geç sen ya. Hadi. Lan. Ne oldu? Hoca cüzdan yok. Ne? Gitti bir aylık maaş hoca. Dur lan. Alo hocam. Hocam. Parayı getir. Alo hocam. Dur sana yapıyorum. Dur sana lan. Oğlum Okan, Muzo! Muzo! Dur! Ver o parayı geri! Dur sana be! İşte bu! İşte bu! Bravo lan! Arabada gibi zira, sol ayak tek yazacağım lan seni. Ne koştun be arkadaş? Ver cüzdanı çabuk. Ver cüzdanı. Ha sen harbiden çaldım sandın. Tezgah be abi. Ben çalacaktım, sen koşup yakalayacaktın, adama verecektin. Süpermen olacaktın. Plan oydu zaten. Adamın güvenini kazan diye yani. Demedi mi sana kedi? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Demedi tabii ki yani. Kıyamam. Oy 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 oy. Sen gerçekten yardım ettin oğlum, öyle mi? Bir şey yapacaksın zannettim Mehdi. Bir şey yapacaksın zannettim. Ah Börtmen be. Ah Börtmen be. Herifi harcayacaksın lan, korumayacaksın. Ne yaptın sen? Ya hocam Allah senden razı olsun ya. Hallettik tamam, hallettik. Vallahi gitti cüzdan, bir aylık maaş içindeydi ya. Hallettik. Bana bak, şimdi vefaya gidiyoruz. Sana bir ziyafet çekeceğim. Tamam mı? Allah ne verdiyse hep beraber yiyeceğiz. Ya şimdi boş ver, hallettik tamam yani. Ya hoca saçmalama, hadi gideceğiz bize ya. Hadi hoca hadi. Rasim abi vefaya çek.
Şimdi temizlikçi kadının söylediği adamı arıyoruz, öyle mi? Aynen. Ana kapı değil mi bu? Kliniğin değil. Yok yok, bütün binanın. Bunu inceledik. Kayıtlara baktık. Giriş çıkış ne varsa hepsi yazıyor. Hepsine baktık. Başka bir şey olmalı. Başka bir şey. Daha önce görmediğimiz bir... Bir dakika. Dondur. Geri gel. Oynat. Yaklaştır şimdi. Buldum seni. Şu polis ne kadar ileri gidebilir? Ses çıkmıyor bu ara. Ondan bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Buyurun. Alo. Fehmi Bey. Ben Ozan. Albay mı diyeyim yoksa? Evet. Aman her neyse, bana ne. Yarın bir emniyetle misafir edeceğim. Onu söylemek için aradım. Anlamadım. Gayet iyi anladınız. Yarın sabah 9'da burada olun. Bu ne cüret? Gelin de göstereyim ne cüret. Burada mısın sen hala? Gitmeyeceğim. Yardım et bana. Tayfur. Annem yapmadı diyorum. Birlikte araştıralım, güçlerimizi birleştiririm. Sen babanın gerçek katilini bulursun, ben de annemi kurtarırım. Bir daha gelirsen söylerim dedemi. Anladın mı? Gelme bir daha yanıma. Bıçaklarla aram iyidir. Benim de hiç fena değildir. Bırak o bıçağı. Senden emir almam ben. Vay. Bundan yarım saat sonra çok farklı düşüneceksin. Kendin geleceksin, emrindeyim diyeceksin. Yalvaracaksın. Allah Allah. Neden yapacağım ben öyle bir şey acaba? Sorma. Ne oldu? Zorba ne oldu? Ya mektepli. Bak sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Duru. Ya.
ben de anlamadım ki. Yarım saattir öyle baygın duruyorlar. Ne yapacağımı bilemedim mektepli. Gitmeyin. Gitmeyin, bırakmayın beni. Gitmeyin sakın bir yere, olur mu? Yağız. Duru. Efendim babaanne. Yok, çıktım okuldan. Arkadaşıma geldim, ders çalışacağız. Hangi arkadaşmış bu? Ya of babaanne, şey işte. Ya Aleyna, ararım ben seni. Aleyna ile birlikteymiş. Okuldan çıkmışlar, ders çalışacaklarmış. Birazdan geleceğim dedim. Ay yok, dayanamayacağım abi. O kıza bir şey olacak, sonra vicdan azabından öl Özgür. Bir kere de ispiyoncu olacağız, ne yapalım? Ne olacak oğlum? Ne diyorsun sen? Tamam, telaşlanma, tamam mı? Duru yalan söylüyor. Bugün okula gitmedi, aradım ben. Efendim anne? Duru mu? Yok, benle değil, ne oldu? Ali, bugün de okulu kırmış. Aradım, yalan söyledi bana. Hay Allah'ım yarabbim. Tamam, geliyorum ben şimdi anne. Hah, baban da geldi işte. Hemen geldim ya. Ne var, ne oldu? Sen de çabuk gel hemen oğlum. Hadi kızım, ekmekleri sen içeri götür. Merhaba amca, ben Derya. Merhaba Derya'cığım, ben de Ali. Sen Mete'nin kızı mısın? Canım benim. Evet, pişti bakalım. Hadi otursana hoca. Bana bak hoca, balık dedi mi benden sorulur ha. Ah bir de arabam olsa benim. Ne arabası? Balık ekmek arabası oluyor ya, satıyorlar falan. Hem araba hem dükkan anasını satayım. Ama ahtım var, bir gün olacak. Sıkıldım ya milletim temizlik işlerini yapmaktan. Artık kendi işim patronu olacağım ben de. İnşallah. İnşallah. Aman konuşuyorum ben de işte ya. Derya, Ali amcam bugün bana öyle bir iyilik yaptı ki kızım. Teşekkür ederim Ali amca. Yok be ya, ben bir şey yapmadım. Olur mu hocam, Allah razı olsun senden ya. Aman çok konuştuk hadi. Hadi soğudu balık hocam, buyur. Hoca bırak çatalı, elle elle. Elle atıvereceksin onun ağzına, elle. Bak böyle Ali amca. Kızım domatesini de yap. Bak limonunu sık biraz. İyi gelir. Ben bir ellerimi yıkayabilir miyim lavabo? Solda hocam, içeride. Heh. Abi, başka bir yol bul. Ne oldu yine? Abi kızı var, kimsesi de yok. Bırakmayalım o adamı. Başka bir yol bul, başka bir kimlik bulalım. Başka kimlik mi? Evet. Abi yakmayalım kimseyi. Uydurma bir kimlikle gideyim ben bu lojmanlara, temizliği o kadar. Hiçbir şirket 6 aydan önce resmi bir yere eleman yollamaz Ali. Hele hapishaneye hiç yollamaz. Bir sebep bulmak lazım. Araştırırlar, evrak isterler. Var mı 6 ay? Yok. Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi kapat telefonu. Yapman gerekeni yap. Hadi evlat. Melek için. Melek için. Thank you.
ölüyor lan kuşlar. Su verin isterseniz şırıngayla falan. Ne? Belki iyi gelir su. Şey olduysa... Ne? Ne? Ne oldularsa Zeliha? Ne oldularsa lan? Ne diyecektin Zeliha? Ne olduysa? Yani... zehirlendilerse... Ulan... Sen zehirledin değil mi lan? Sen zehirledin. Ulan hayır. Sorma, ne istedin lan? Sorma, ne? Yeter, çocuklarıydı lan onlar. Baba bırak yeter. Melek ben sana yardım... Ya ben istemiyorum senin yardımını falan. Artık ben her şeyi kendim halledeceğim tamam mı? Tek başıma. Seninle de konuşmadı öyle mi? Abi ben bir şey söylemeyecektim ama bana da dert oldu. Ya üstelik ilk değil bu. Okulda arkadaşlarıyla sorunları da var. Yeme içme desen hak getire. Tüy kadar kaldın. Ne yapsam yemiyor. Yani Nedim o bizim kız acaba neydi onun adı ondan mı oldu? Ha, anorek... Neydi oğlum onun ismi? Anoreksik baba, anoreksik. Ha. De yok öyle bir şey yani tamam. Ben yediririm kızımı. Bana da bir şey demedik. Okuldan da bahsetmedi. Abi denemiş ama. Tamam geliyor ben konuşurum. Şimdi benim istediğim gibi olsun her şey. Baba üstüne gitmek yok sakın. Baba. Ne haber cadı? Prensesim hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hayırdır? Niye toplandınız? Ne oldu ya? Ailecek oturamaz mıyız şöyle? Tabii ya. Nasılsın kızım? Dersler nasıl? Aç mısın güzel kızım? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Hı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ha? Ay dedesi. Sen bir harçlık mı versen torununa? Ne oluyor ya? Öleceğim falan mı? 3 ay ömrüm mü kalmış? Babaannem sana tüy gibi dedi. Baba ne oluyor ya burada? Yok bir şey bir tane. Yok bir şey. Zeynep. Hadi geç oldu. Biz kaçalım artık. İyi geceler. Tamam, iyi geceler. Tamam, iyi geceler. Canım. Döndüm. Tamam. Hadi bakalım hadi. Tamam mı? Tuvalet. Canım, hadi. İyi geceler yavrum. Hadi özgür. Hadi iyi geceler hepiniz. Sen de geç şöyle. Sana biraz. Haklıydın, yenildim. Duymadım. Duyamadım. Sana yenildim. Tamam. Seninle uğraşılmaz anladım. Bundan sonra... Ne? Bundan sonra ne? Bundan sonra sen ne istersen onu yapacağım. Ne istersen? Ne istersen? Yeter ki sevdiklerime zarar verme. Duymaz baba tamam.
Ne diyeceksen de işte. Ya sen de odana gitsene inatçı. Ben demeyeceğim, sen diyeceksin. Ne diyeceğim? Nasılsın? İyi misin? Bak, günlerdir sormadığım her şeyi şimdi soruyorum. Buradayım. Dur, anlat bana neler oluyor. Yok bir şey baba. Ne olsun, aynı. Turucuğum yapma. Doğruyu söyle bakayım. Ya yok bir şey baba. Geyik işte, okul filan. Bugün okula gitmediğini biliyorum. Bak kızmayacağım. Yeter ki söyle neredeydin? Babacığım. Özür dilerim, ben seninle ilgilenemedim. Ama şimdi ilgileneceğim. Biraz bana zaman ver. Turucuğum neredeydin? Sen söylesene baba. Sen neredesin her gece her gece? Benim biraz işim var. Ama yakında bitecek söz. İyi. Benim de işim var. Turucuğum yapma. Ne olur bana yardım et. Merak ediyorum. Odama gidiyorum ben. Ders çalışacağım. Buyurun. Gerek var mıydı gerçekten? Siz söyleyeceksiniz. Oturun. Olay günü Kerim'i görmeye gitmişsiniz. Tanıdık diye... Herhalde klinik kaydetmemiş. Ama bina kameraları karşınızda. Ne var bunda? Kerim benim oğlum gibidir. Gidemez miyim yanına? Gidersiniz. Gidersiniz de niye saklarsınız? Olay günü ona gittiğinizi kimseye söylemediniz. Bu muydu? Olayla ilgisi yok çünkü aile meselesi. Az önce de söyledim. Kerim benim oğlum gibidir. İzninizle. Nasıl bir aile o Sayın Albayım? Sizin ailelerde çocuklar tehdit mi ediliyor? Bittin sen diye bağırılıyor mu? Öyle mi yani? Ha? E tabii çocuk aynı gün bıçaklanınca insan şüpheleniyor tabii. Böyle bir şey olmadı. Şahidin varsa? Özge gelin. Nurhan Hanım, o gün Kerim Bey biriyle tartışıyordu dediniz. Neler duyduğunuzu söyler misiniz? Bittin sen diye bağırıyordu biri. Kızgındı. Ama bu adam değildi. Görmedim dedin. Nereden biliyorsun o olmadığını? Yok. Ben giderken arkasından gördüm biraz. Saçları vardı. Nurhan Hanım! Bir noktada bir şey bulacaksınız diye umuyordum ama polise güvenmekle yanılmışım demek. Size kolay gelsin Ozan Bey. İzninizle. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. De sakin ol lan.
ne sakini. Herkes oyun oynuyor resmen sende. Herkes seninle dalga geçiyor oğlum. Ne sakin oğlum. Bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Evet biliyorum, bugün de gelemedim. Çok kızdım müdür. Bahar hocam, bugün de benim derslerimi idare edebilir misin? Çok önemli bir işim var. Hayat namat meselesi. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Duru, ben çıkıyorum kızım. Babaannen gelir birazdan. Gelmeden çıkma sen de, tamam mı? Tamam baba. Babacığım, ben şimdi gidiyorum. Ablanın sözünden çıkma, tamam mı? Tamam. Aferin. Benim oğlum, hadi bakayım. Pikachu. Şimdi beni iyi dinle. Ne oldu? Bir kızı varmış adamın. Doğru mu? Mete'nin. Ya dur, zaten çok kötüyüm. Evet kötüsün. Onu söylemeye geldim. Sandığım kadar iyi bir adam değilsin demek ki. Ya bir dakika, bir dakika. Bütün bu olayları niye yaptım bilmiyor musun sanki? Anladık Ali, anladık. Karını çok seviyorsun, çok aşıksın, anladık tamam. Ama bir sınırı olur insanın ya. Meleği kurtarana kadar sınır falan yok. Ha, öyle mi? Ne yapacaksın? Adam öldürmen gerekse onu da mı yapacaksın? Bunun ne farkı var ondan Ali? Adamı işinden edeceksin, kızı ne olacak? O kızın, o adamın ne günahı var? Hani taş kalpli misin sen? Ne? Taş kalpliyim evet. Taş kalpliyim artık. Okulu ihmal ediyorum. Öğrencilerimi hocasız bıraktım. Anama babama bağırıyorum. Çocuklarıma kötü davranıyorum. Ne kadar iğrenç bir herifim değil mi? Kuzgun. Karımı bıçakladılar. Artık kalp falan kalmadı bende. Evet şimdi gideceğim. Günahsız bir adama iftira atıp onu işinden edeceğim. Sonra onun yerine geçip karımı kurtarmaya çalışacağım. Bu kadar. Tamam hadi git. Dururum, büyüdüm ben. Babaanneme bir şey söyleme ama. Çok önemli bir yere gitmem lazım benim. Anne için bak. Tamam mı? Başla bakalım asker. Tamam. Nereye başlayayım? Nereden? Her bir yeri temizleyeceksin işte. Önce yerlerden başla. Tamam. Hop. Onunla değil. Ellerinle. Sen de ceza alsın. Sen de çalışacaksın. Hepsini meleğe yıkmayacaksın herhalde. Oldu mu? Kâfi. Gerisini melek halleder.
baksana. Ya ben müdürün odasında temizlik yapıyordum. Orada da bir tabaka vardı altın. Şimdi yok. Nasıl yok? Vallahi bilmiyorum, ben bir ara böyle aşağı indim. Döndüm, yok yani. Sen, gelsene. Ben mi? Ne oldu ki? Bu ne? Ne ne? Bu ne arkadaş? Boş. Tabakalar da bunlar. Müdürün tabakası lan. Kardeş ben nereden bileyim, ben görmedim ki. Sen burada kapının önündeydin. Şimdi tabaka yok. Altın lan o. Ver geri, şikayet ederim. Kardeşim ne diyorsun sen, bak beni işim denetme. Hocam ne diyor bu Allah aşkına? Bak beni işim denetme, çoluğum çocuğum var. Hırsız mıyım ben? Şikayet edeceğim patronuna. Hoca ne diyor bu Allah aşkına, bir şey yap. Ya bir dakika, bir dakika kardeş. Ya ilk önce arayalım şu tabakayı. Belki düştü, kayboldu yani, değil mi? Öyle hemen Merve'ye ver portalı ya. Hem müdür iki gün yok diyorsun değil mi? He? Biz yarın da geleceğiz. Bir ararız, bakarız. Bulamazsak o zaman şikayet edersin. Bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Yani bir tabaka için işi gücü bırakıp kaçacak halimiz yok değil mi kardeş? Bulmazsanız şikayet ederim. Eyvallah, sağ ol. Hocam ne diyeyim ben sana ya? Allah razı olsun senden. Tamam sen şimdi burayı bir ara. Ben dışarı arayayım, tamam? Tamam hocam. Ben bakayım buraya bari. Allah. Arkadaş ne tabakasıymış bu ya? Alo müdür bey, sizinle bir şey konuşmam gerek. Yok, acil paydosu bekleyemez. Başımız belada çünkü. Bu Mete bir şey yaptı müdür bey. Zeliha bu ne? Ben veteriner miyim? Bunun için mi yazdırdın beni acil diye? Anlarsın diye... Ya ne olursun yardım et. Ben çok az zehir verdim onlara. Yani daha fazla vermemi söyledi akrep ama... Hop 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 hop! İzin verme! Niçin beni karıştırıyorsun? Ya senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? Ya ben yalan ifade verdim, sen yalan rapor yazdın. Çocuğu gibi bu kuşlar, ölsün mü şimdi yani? Zeliha yeter! Artık gerisini yukarıki bilir. Yaşayacak ömürleri varsa yaşarlar zaten. Ne yapıyorsun sen? Takip mi ettin beni? Okulda değil miydin sen? Niye geldin o zaman? Annenle konuşmaya. Kafayı mı yedin sen? Hayır ya, of! Yardım lazım diyorum. Bana tanıyan birinin yardım etmesi lazım. Sen etmiyorsan annene gideceğim. Dur! Dur dedim. Dur mu? Durmayacağım dur. İşte. Dur! Kim bu var? Tayfun, ne oluyor oğlum? Kim bu? Ben. Okuldan arkadaşım. Ders iptal olmuş da hoca gelmemiş. Evde çalışacağız biraz. İyi de niye gürültü yapıyorsunuz ya? Hastanede değil miydin sen dün? Ha, bana gelmişti işte. Hadi gel, girelim. Ne yapacağımı bilemedim müdür bey. Hemen sizi aradım. Bir daha anlatsana şunu. Şimdi tabakayı göremeyince güvenliğe gittim. Mete ben yapmadım dedi. Ben de yardım ettim, ne bileyim. Ama sonra... Beni tehdit etti müdür bey. Evet, tabaka bende. Eğer birisine söylersen suçu senin üstüne atarım dedi. Aklım almıyor. Kaç senedir bende Mete. Niye böyle bir şey yapsın ki? Vallahi bilemiyorum. Ama inanmıyorsanız biraz etrafa bakmak gerek. Dolaplara falan. Hırsızlık işte yani. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Benim saatim de kayıp. Müdür bey, eğer bir yerden çıkarsa lütfen benim söylediklerimi söylemeyin. Çünkü beni tehdit etti. Şimdi bir şey yapar falan, korkuyorum.
Nerede? Nerede müdürüm? Nerede diyorum sana? Müdürüm vallahi benim haberim yok. Kaldır kollarını. Güvenlik söyledi değil mi müdürüm? Bakın yemin ederim benim haberim yok. Şu dolabını açar mısın? Açayım tabii buyurun. Buyurun müdürüm. Ya ben öyle bir şey yapar mıyım? Yıllardır çalışıyorum burada. Tanıyorsunuz beni müdürüm. Buyurun. Gel. Bak. Buyurun. Çoluğum çocuğum var benim ya. Hırsızlık yapar mıyım ben hiç? Bugüne kadar hiç gördünüz mü müdürüm benden? Bakın işte alın arayın. Yazıklar olsun sana. Hırsız herif. Kim bilir neler çaldın buralardan. Müdürüm yemin ederim ben koymadım onu oraya. Bakın benim haberim yok. Ben zaten yukarıdaydım. Mete sus. Kovuldun. Kim olduğunu öğrenirse kahrolur. Sakın anneme bir şey deme. Şimdi git buradan. Yoksa dedeme söylerim. Öyle mi? Annene neden yalan söyledin demeyecek mi? Beni olana kadar aldın. Peki ona ne diyecek? Tamam tamam dur. Tehdit yok. Baştan başlayalım. Anlaşma sunacağım sana. Ne anlaşması? Bir kerecik deneyeceğiz. Sana yemin ederim. Eğer annemin yaptığına dair bir şey bulayım, o anda bırakacağım peşini. Ama bulamazsak, başkasının yaptığına dair bir şey bulursak, bana yardım edersin. Ne diyorsun? Bir tek şans ver bana. Eğer haklıysam ikimiz de kazanacağız. Sen olacaksın babanın katilini bulan. Deden değil, polisler değil. Bir tek sen. Herkes seni konuşacak. İstemez misin? Tayfur. Babanın kahramanı olmak istemez misin? Tamam. Ama bak, anneme bir şey demeyeceksin. Tek laf etmem. Ne yapacağız? Babanın evine gidelim. Bir araştıralım, bilmiyorum ki. Ne çıkarsa oradan başlarız işte. Babamın evini kapattılar çoktan. Eşyalar nerede peki? O polisten bir şey çıkmaz dedin. Yanıldım, özür dilerim. Ama hallettim başkanım. Bir süre kesinlikle... Bir süre! Bir süre! Tayfur. Merhaba dede, nasılsın? Daha iyi olmuşluğum da vardı. Bugünlerde pek insanlara güvenilmiyor da. Sen nasılsın bakalım? İyiyim. Ya bir şey soracaktım. Babamın evini kapattık ya. Eşyalarını ne yaptık? Burada. Benim evde. Onlara bir bakabilir miyim ben? Niye? Ya, bir şey alacaktım da babamdan bir şey olsun dedim. Çok şey mi istiyorum dede ya? Bir 5 dakika bakayım. Peki. Ama bugün olmaz. Bugün işim var. Yarın gel. Tamam, sağ ol. Yapıyor muyuz şimdi? Yapıyoruz. Ama bak, oraya gideceğiz. Bir şey çıkmayacak zaten. O zaman bırakacaksın peşimi, tamam mı? Tamam, tamam söz. Çok teşekkür ederim. Al yaz buraya numaranı. Yarın arayacağım seni. Al bakalım. Sağ ol. Canım sıkkın zaten. Ben de onu söyleyecektim müdür bey. Eğer Mete gitti diye üzülüyorsanız onun yerine ben işe gidebilirim. Biliyorsunuz paraya ihtiyacım var. O kadar kolay değil o bildiğin iş. Cezaevinin lojmanlarına bakıyordu Mete. Sen nasıl gideceksin? Hem bir sürü evrak işi falan var. Herkesi almazlar oraya. Ben hallederim. Yetişmez.
Yetiştiririm ben. Yani en azından bir deneyeyim müdür bey. Benim resmi yerlerde tanıdıklarım var. Ben öğretmenim. Unuttunuz mu? Hem sizin de bir eleman göndermeniz gerekir. Anlaşmanız iptal mi olsun yani? İyi. Bir dene bakalım. Peki. Sağ olun. Sağ olun. Geliyorum Melek. Az kaldı, bekle, geliyorum. Mete, bir şey yapayım senin için. Yapacak bir şey yok hoca. Bir de hayaller kurduydum, balık ekmek arabası falan, ne oluyorsa. Başından belliydi zaten. Ne belliydi? Bir şey olacağı. Benim gibi adamların mutlu olma şansı yok hocam. Yok be ya, deme öyle. Niye? Bir baksana halime. Karım öldüğünden beri her şey ilk defa yoluna girdiydi hocam. İyi kötü para kazanıyordum. Derya da alıştıydı artık, derslerini de düzeltmişti. Bak yine darma duman olduk. Yok, her şey yine yoluna girer ya Mete. Hocam bana baksana sen. İlkokuldan terkim ben. Masa başı iş vermezler bana. Hadi böyle bir iş bulduk diyelim. Kim alır hırsız adamı işe? He? Hırsızlık hocam bu. Çok koyuyor bana. Ya bu güvenlik görevlisi galiba o şey etti. O yaptı. Önce tabakayı kaybetti, sonra benim üstüme attı. İftira attı bana. Seninle de sanmıştım ki. La 40 yılda bir iyi bir arkadaşım oldu sanmıştım ben. Kısmetliymiş be hocam. Kusura bakma hoca, hakkını helal et. Sen et Mete. Sen hakkını helal et. Kuzgun, haklısın. Yok, yapamayacağım. Öleceğim şimdi yani. Bağıracağım ben yaptım diye. Yardım et lütfen. Ne yapayım istiyorsun? Babana söyle, bana bir tefeci bulsun hemen. Şimdi ben sorarsam söylemez. Ne yapacaksın tefeciyi? Para lazım bana. Niye ama? Kızı var Kuzgun, adamın kızı var. Para bulmam lazım ona. Ah Ali, ah. Mete'ye mi vereceksin parayı? Evet. Yani onu böyle bırakamam. Melek için bile olsa bırakmam onu böyle. Tamam. Oh. Hepsi hazır. Pişirdim. Artık gidebilir miyim? Nereye? Ne? Servisleri kim yapacak? Fare! Ne? Bir şey mi dedin? Yok bir şey. Ha, karşı mı geliyorsun bana? Yapacağım. Ha. Ne var ne? Polis bey, Nuran ben, muayenehaneden. Hangi yüzle arıyorsun sen? Kukla gibi oynattılar seni. Ne yapayım, korkuttular beni, susacaksın dediler. Koruyacağız dedik seni. Daha ne istiyorsun? 5000 lira. Ne?
Sen kafayı mı yedin? Ne parası istiyorsun benden? Kaçma parası. Kaçma mı? Evet. Sizinle konuşursam gitmem gerek buralardan. Çünkü bildiğim başka şeyler de var. Anlat. Korkuyorum, anlamıyor musunuz polis bey? Daha fazlasını anlatırsam ne yaparlar bana? Bir saniye. Ne kadar fazlasını biliyorsun? Ne biliyorsun sen? Her şeyi. O gün olanı, doktor bey nasıl bıçaklandığını, her şeyi. İnanmıyorum. Bir dinleseniz, sonra isterseniz inanmayın. Bir bildiğim anlatırsam duramam buralarda. Ama gitmeye de durumum yok. Yani o yüzden... 5.000 lira lazım. Olmaz. Her şeyi biliyorum diyorum. Parayla delil satın almam ben. Peki, siz bilirsiniz. Ama yine de iyice düşünüp taşınsanız... Akşam son bir kez ararım sizi. Selam. Abi neresiymiş bu tefeci, hangi bina? Bunu ver müdüre. PVC'ye yaptırdım, çakma izin belgesi. Beni alacaklar da. Ama içeri girerken Mete'nin kimliğini ver hapishaneye, tamam? Tamam abi, tamam. Sağ olasın. Neresiymiş bu tefeci abi? Evlat, sen acıyorsun ama onlar sana acımaz. Bu tefeci tehlikeli. 5 kuruşun yok oğlum. Nasıl ödeyeceğim parasını geri? Bulurum bir yolunu. Ben bu adamı bırakmayacağım usta. Bulurum bir yolunu. Hadi baba. Bir kere de insafa gel işte. 3. kat 9 numara. Eyvallah. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi günler. Patronla görüşeceğim. Kedi yolladı. Acil. Tabii. Kedinin adamı geldi. Emin misin sen kediyi tanıdığını? Sen parayı vermedi, o zaman gör beni. Tam zamanında geldin o zaman. Bizde işler nasıl yürüyor gör bir bak. Bu arkadaş bana borcunu ödemeyen bir zat. Abi ödeyecektim. Çekmeceyi aç. Ya şimdi ne silah, ben adam falan öldürmeyeceğim, sadece borç istiyorum. Oğlum koskoca şirket sahibiyim ben. Sekreterimi görmedin mi? Silahı almayacaksın. Defteri alacaksın. Geç şöyle. Otur. Eğer yalan söylersen yarım saate bulurum seni. Şimdi adresini söyle zırlamadan. Göze Sokak, No 12 Taksim 4, Beyoğlu. Şimdi annenin babanın adresini. Abi yapma, gözünü seveyim. Adresi söyle dedim, zırlama. Kartallı Sokak, No 127, Pendik. %50 faiz ekledim borcuna. 2 günde süre. 3. gün evine gelirim. Sonra annenin babanın evine. Hayırlı olsun. Alın arkadaşı. Sen kaç para istiyorsun? 10.000. Çokmuş. Ama arada kedi olduğu için fazla kurcalamayacağım. Veririm. 10 güne 12.000 alır. Anlaştık? Tamam, anlaştık. Tabii aynı cevapları yazarsan oraya. Yaz cevabı, al parayı. (Gülüyor)
İstersen biraz düşün. Ne kadar çok istiyorsun bu parayı? Varmış değil mi dediğim kadar? Aferin. Almadın değil mi parayı? Usta ben kötü şeyler yapacağım. Sen ne dersen yapacağım. Karım için insanları harcayacağım. Ama doğru bildiklerimden de şaşmayacağım. Çünkü senin aksine benim bir kalbim var usta. Evet var. Hayırdır inşallah. Sen otur kızım. Allah Allah. Derya balık. Derya! Artık karımın yanına gidebilirim. Bir dakika, bir dakika. Mete'ye bir şey söylemek istemez misin? Harcayacağım diye başladın. Adamın başına gelen en güzel şey oldun Ali. Baksana ne kadar mutlu. Hadi yanına git. Bu semtin adı nereden gelir bilir misin? Bir şeyhten. Ebul Vefa Hazretleri. Şurada iki sokak ötede bir dergâh var. Sır kapısı derler. Ne alaka şimdi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince şeyhi ziyarete gitmiş. Ama Vefa Hazretleri kapıyı açmamış. Koca padişah hüngür hüngür ağlamış. Ama yine de açmamış kapıyı. Niye? Çünkü demiş, eğer kapıyı açarsam ve padişah bu dergâhtan içeri girerse bir daha çıkmaz. Sadece bu dergâh için çalışır. Oysa cihanın ona ihtiyacı var. Kuzgun, eğer ben bu evden içeri girersem bu aileye bir daha arkamı dönemem. O zaman da meleği kurtaramazsın. Evet. Meleği kurtaramam. Kendi cihanımı kurtaramam. Karar veremedin değil mi komiser? Bunun için kaç ay kredi ödedin? Haklısın. Eğer satmaya karar verirsen 6500 veririm nakit. Alo. Polis bey, karar verdiniz mi? O gün ne olduğunu öğrenecek misiniz? Bir noktada bir şey bulacaksınız diye umuyordum ama polise güvenmekle yanılmışım demek. Adresi söyle. Nasıl gidiyor? Hı? Akrebin köpeği olmak nasıl bir şey? Melek! Gel buraya.
Bundan sonra benim yanımda oturacaksın. Ha, oldu anam. Ne lan? Melek. Gidiyor mu lan? O kadar mı lan? Aferin, söz dinliyorsun. İyi köle oldun ha. Onun için gelmedim. Niye geldin? Yarım saat sonra çok farklı düşüneceksin. Onu demeye geldim. Önce bir kramp girecek midene. Ne diyorsun lan sen? Aniden gözlerin kararacak. Sonra miden bulanacak. Ardından da baş dönmesi. Ne diyorsun anam sen? Ha? Sen kimle dans ediyorsun? Beş senedir aşçılık yapıyorum ben. Unuttun mu? Doğru malzemeleri karıştırdığımda... sonra onları senin koğuşun tencerelerine koyduğumda... çok lezzetli bir şey. Ölümcül olabiliyor. Zehirledin mi lan beni? Zehirledin mi, ne yaptın lan? Aynen öyle. Ve sana çözümünü söylemezsem, hı, birazdan buracıkta kıvrana kıvrana öleceksin. Hı. Acılar içinde. Söyle lan çabuk. Ölüyorum. Önce yalvar. Yanılmışım. Asıl sen beni yendin be. Tamam. Söyle yoksa ölürsün. Yanılmışım. Tamam. Söyle hadi. Ayağıma kapan. İyi. Sen bilirsin. Tamam. Yenildim. Sen yendin. Sen kazandın. Söyle lan. Alın. O kadar korktuğunuz akrep işte bu. Ayağımın altındaki böcek. Gördünüz mü? İyi. Bu gördüğünüzü sakın unutmayın. Melek. Nereye? Söyle lan, ölüyorum.
bir bardak su iç. Karnın 2 saat ağrır geçer. Yemekhanede zehir mi yapılır? Gerizekalı. Öldün lan sen. Öldün. Bu savaş demek. Duydun mu? Bakmayın lan. Vallahi hızlısın. Güzel. Hayırlı olsun hapishane lojmanlarındaki iş. Minibüsün anahtarı. Çok sağ olun benim oğlum. Yani bu iş için biraz heyecanlıyım da. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Okula astım senin yüzünden. Babamın eşyalarına bakıp hemen çıkacağız, tamam mı? Tamam, sağ ol. Dursana bir. Dedenin arabası mı o? Aa, evet. Burada olmayacağım demişti. Çıkmamış demek ki. Olsun, gel. Okuldan arkadaşım derim. Yok, bekleyelim. Tanıyor musun sen dedim? Nerede gördün? Çok mu kötüydü? Of, çok pis iş alıyorum başıma ya. Ne yapacağım ben seninle? Arkadaşım. Alo, iyi günler. Derin Solmaz ben. Tayfur'un annesi. Oğlum okulda mı, bir bakabilir misiniz? Acil. Aha, bekliyorum. Lojmanlara geldim haftalık temizliğe. Tamam, geç çıkışta alırsın şimdi. Tamam. Başlayalım mı? Hayrola?
Sen beni aramazdın hiç. Kendim için değil. Tayfur için aradım. Ne oldu Tayfur'a? Okulda değil. Cebinde cevap vermiyor. Bir de... Bir de ne? Biriyle geldi dün eve. Galiba... O kadının kızı. Kerim bıçaklayan. Melek Alasker. Dur. Çabuk dur. Nerede olduğunu bulabilir misiniz? Buldum bile. Yok işte. Ne bulacağız ki böyle? Ne arıyoruz yani? Hadi yürü gidelim. Biraz daha. Bir daha giremem buraya. Biraz daha bakalım lütfen. Nurhan Hanım, geldim Ozan ben. Doğruca lojmana. Sağ ol. Daha hızlı. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım, anlatacak mısın artık? Yakaladım seni. Buldum. Ne o? Telefonu. Yeterli sekreteri varsa. Şarjı yokmuş. Burada.
Bir daha benim tavan arasını silmeden çık, seni müdürüne şikayet edeceğim. Anladın mı? Anladın mı? Anladım efendim, tamam. Aferin. Dinliyorum artık. Klinikte ne oldu? Kerim bıçaklanmadan önce niye geldi albay? Kusura bakmayın polis bey ama ben önce parayı alsam. Al, parayı getirdim. Ama her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Her şeyi. Al. Al işte. Polis! İhbar geldi. İnanmadım. Kendi gözümle gelip göreyim dedim. Müdürüm, bu bir tuzak. Ozan Çevikoğlu, rüşvet vererek, delil düzenlemek suretiyle hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunman nedeniyle askıya alındı. Sorunumuz var. Ne oldu? Kerim dinlemiyor beni. Ne dediysem dinlemiyor başkanım. Yapacak. Cep telefonu kapalı. Evinden arayın isterseniz. Kerim, öldürürüm seni.
Anladın mı? Anladın mı?